108. sayfa etkinlik 1. Aşağıdaki kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. A şıkkı 4 bölü 19, 12 bölü 19, 7 bölü 19. 12 bölü 19 bunlardan daha büyüktür. Daha sonra 7 bölü 19. En küçükleri de 4 bölü 19'dur. B şıkkı 23 bölü 7, 23 bölü 14, 23 bölü 11. Şimdi burada payları eşit olduğu için paydası küçük olan daha büyüktür. Yani 23 bölü 7 büyüktür. 23 bölü 11'den o da büyüktür. 23 bölü 14. C şıkkı 2 tam 8 bölü 9, 2 tam 3 bölü 9, 3 tam 1 bölü 9. Şimdi tam kısmı büyük olan 3 tam 1 bölü 9 en büyükleridir. Diğerlerinden de 2 tam 8 bölü 9, 2 tam 3 bölü 9'dan daha büyük olur. 2. Aşağıda eş parçalara bölünmüş aynı büyüklükteki bütünlerle modellenen kesirleri noktalı yerlere yazınız. Bu kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Evet, birinci model 2 tam 2 bölü 4. İkinci model 2 tam 1 bölü 4. Üçüncü model ise 2 tam 3 bölü 4. Bunları büyükten küçüğe doğru sıralarsak en büyükleri 2 tam 3 bölü 4'tür. Daha sonra 2 tam 2 bölü 4. En küçükleri de 2 tam 1 bölü 4'tür. Sıralama bu şekildedir. 109. sayfa etkinlik 1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Yanlış olanların doğrularını söyleyiniz. 3 bölü 12 küçüktür 5 bölü 24. Şimdi bunu paydalarını eşitlemek için 2 ile genişlettiğimizde 6 bölü 24 olur. 6 bölü 24 5 bölü 24'ten daha büyüktür. Yani bu yanlıştır. Doğrusu büyüktür şeklinde olacaktı. Şimdi burada 2 tam 1 bölü 4, 2 tam 3 bölü 4 var. 2 tam 1 bölü 4 daha küçüktür. Bu doğru yapılmış. 11 bölü 9 ve 13 bölü 18. Şimdi bunu 2 ile genişletirsek 22 bölü 18 olur. 22 bölü 18, 13 bölü 18'den daha büyüktür. Dolayısıyla bu yanlış yapılmıştır. 7 bölü 16, 5 bölü 8 var. Bunu 2 ile genişletirsek burası 10 bölü 16 olur. 7 bölü 16, 10 bölü 16'dan küçük olduğu için bu da yanlıştır. Doğrusu küçüktür şeklinde olacaktı. 9 tam 2 bölü 7, 9 tam 5 bölü 14. Bunu 2 ile genişletirsek 9 tam 4 bölü 14, 9 tam 5 bölü 14'ten daha küçüktür. Bu doğru yapılmış. 5 tam 5 bölü 15, 5 tam 2 bölü 5. Bunu 3 ile genişletirsek burası 5 tam 6 bölü 15 olur. 5 tam 5 bölü 15 daha küçük olur. Bu da yanlış yapılmış. Doğrusu küçüktür şeklinde olacak. 2. Aşağıda verilen üçgen, yıldız, daire ve kare sembolleri yerine yazılacak kesirler büyükten küçüğe doğru sıralandığında baştan ikinci kesir yıldız, sondan birinci kesir karedir. Bu semboller yerine yazılan kesirler küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan ikinci kesir daire ve sondan birinci kesir üçgendir. Bu kurala göre 1 bölü 3, 9 bölü 12, 5 bölü 6, 17 bölü 24 kesirleri sıralandığında üçgen, yıldız, daire ve kare sembolleri yerine yazılacak kesirleri bulunuz. Şimdi bu kesirlerin paydalarını eşitleyelim. Hepsi 24'te eşitlenir. Bunu 8 ile, bunu 2 ile, bunu da 4 ile genişletelim. Bu aynen kalsın. Birinci kesir 8 bölü 24 olur. İkinci kesir 18 bölü 24 olur. Üçüncü kesir 20 bölü 24 olur. Dördüncüsü de zaten 17 bölü 24. Şimdi bunlar büyükten küçüğe doğru sıralandığında hemen sıralayalım. En büyükleri 20 bölü 24. Yani 5 bölü 6'dır. Daha sonra 18 bölü 24 yani 9 bölü 12'dir. Daha sonra 17 bölü 24 ve en küçükleri de 8 bölü 24 yani 1 bölü 3'tür. Şimdi bunlar büyükten küçüğe doğru sıralandığında baştan ikinci kesir yıldızmış. Yani şu yıldız. Yıldızı bulduk. Bakın bu yıldız. Ve sondan birinci kesir kareymiş. O zaman şu da kareymiş. Yıldız ve kareyi bulduk. Daha sonra bunlar arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan ikinci kesir. Küçükten büyüğe doğru bakın şöyle sıralanırlar. Bu sefer baştan ikinci kesir 17 bölü 24'tür. Bu daireymiş. Ve sondan birinci kesir de üçgenmiş. Sondan birinci kesir de budur. Evet. Üçgeni, yıldızı, daireyi ve kareyi bu şekilde bulmuş olduk. 111. sayfa. Pekiştirelim 1. Üçüz olan Özge, Enes ve Zeynep'e babaları doğum günlerinde eşit büyüklükte 3 pasta almıştır. Özge pastasını 8 eş parçaya bölerek 3 parçasını yemiştir. Enes pastasını 4 eş parçaya bölerek 1 parçasını yemiştir. Zeynep ise pastasını
16 eş parçaya bölerek 5 parçasını yemiştir. Buna göre en çok pastayı kimin yediğini bulunuz. Evet. Önce Özge'ye bakalım. Özge pastasını 8 parçaya bölmüş. 3 tanesini yemiş. O zaman bunun 7'ye 3 bölü 8 olur. Enes ise pastasını 4 parçaya bölerek bir tanesini yemiş. Yani 1 bölü 4. Zeynep de pastasını 16'ya bölerek 5 tanesini yemiş. O zaman 5 bölü 16. Şimdi bu kesirleri paydalarını eşitleyelim. Bunu 2 ile genişletelim. Bunu 4 ile genişletelim. Bu aynen kalsın. Özge'nin 7 kısım o zaman 6 bölü 16 olur. Enes'inki 4 bölü 16 olur. Zeynep'inki zaten 5 bölü 16. Şimdi bunları sıraladığımızda en büyük 6 bölü 16, daha sonra 5 bölü 16 ve daha sonra da 4 bölü 16. 6 bölü 16 en büyük olduğu için bu parça Özge'ye aitti. O zaman Özge en çok pastayı yemiştir. 2. Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. A şıkkı paydaları eşitmiş. O halde payı küçük olan daha küçüktür. Yani 8 bölü 29 küçüktür. 10 bölü 29 küçüktür. 17 bölü 29. B şıkkı. Burada da payları eşit. Bu sefer paydası büyük olan daha küçük olacak. Yani 45 bölü 23 küçüktür. 45 bölü 17 o da küçüktür. 45 bölü 8. C şıkkı. Şimdi tam kısımları eşit. O halde bunların kesir kısımlarının paydalarını eşitleyelim. Bunu 3 ile bunu da 2 ile genişletirsek şöyle olacak. Birincisi aynen kalır. 7 tam 5 bölü 6. Diğeri 7 tam 3 bölü 6. Diğeri de 7 tam 4 bölü 6. Şimdi bunları sıralayalım. En küçük 7 tam 3 bölü 6'dır. Yani 7 tam 1 bölü 2. Daha sonra 7 tam 4 bölü 6'dır. Yani 7 tam 2 bölü 3. Ve en büyükleri de 7 tam 5 bölü 6'dır. Bu şekilde sıralarız. Burada da 3 bölü 4, 11 bölü 12, 5 bölü 6, 1 bölü 3 verilmiş. Bunların paydalarını 12 olacak şekilde genişletelim. Bunu 3 ile, bunu 1 ile, bunu 2 ile, bunu da 4 ile genişletirsek şöyle olacak. 9 bölü 12, 11 bölü 12, 10 bölü 12 ve 4 bölü 12. Şimdi paydalar eşitlendi. En küçükleri 4 bölü 12'dir yani 1 bölü 3. Daha sonra 9 bölü 12'dir yani 3 bölü 4. Daha sonra 10 bölü 12 yani 5 bölü 6. Daha sonra 11 bölü 12. Sıralamayı bu şekilde yapmış olduk. 3. Yukarıda eş parçalara bölünmüş aynı büyüklükteki bütünlerle modellenen kesirleri yazınız ve büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi birinci model 2 tam 2 bölü 6. İkinci model 1 tam 1 bölü 4. Üçüncü model 2 tam 1 bölü 3. Şimdi bunları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Şimdi 1 tam 1 bölü 4 en küçükleri. O dursun. Şimdi şunu 2 ile genişletirsek şöyle olur. 2 tam 2 bölü 6 olur. O halde şöyle oldu bakın. En baştaki kesir 2 tam 2 bölü 6 ile bu sonuncu 2 tam 1 bölü 3 birbirine eşit çıktı. Ve bu ikisi 1 tam 1 bölü 4'ten büyüktür. 4. Ayşe, Bensu ve Cem'in eşit sayıda cevizi vardır. Ayşe, Bensu ve Cem'in cevizlerinin sırasıyla 3 bölü 4'ü, 1 bölü 2'si ve 5 bölü 8'i çürük çıkmıştır. Buna göre en fazla cevizi çürük çıkan kişi sayısını bulunuz. 3 bölü 4'ü, 1 bölü 2'yi ve 5 bölü 8'i sıralayalım. Bunu 2 ile bunu 4 ile genişletelim. Bu aynen kalsın. Birincisi 6 bölü 8 oldu. Diğeri 4 bölü 8. Diğeri de 5 bölü 8. Şimdi en fazla olan 6 bölü 8 yani 3 bölü 4. Daha sonra 5 bölü 8. En azı olan da 4 bölü 8 yani 1 bölü 2. Şimdi cevizi en fazla çürük çıkan kişi sayısı 3 bölü 4. Yani bu Ayşe'dir. İlk sırada Ayşe'yi vermişti çünkü. 112. sayfa etkinlik 1. Bir bakkal 72 tane ekmeğin 3 bölü 8'ini satmıştır. Buna göre bakkal kaç tane ekmek satmıştır? 72'nin 3 bölü 8'ini bulacağız. 72'nin önce 1 bölü 8'ini bulalım. 72'yi 8'e bölersek 9 buluruz. Bu 1 bölü 8'idir. 3 bölü 8'ini bulmak için de 9 ile 3'ü çarparsak 27 buluruz. Bakkal 27 tane ekmek satmıştır. 2. Bir araç 144 kilometrelik yolun 5 bölü 9'unu gitmiştir. Bu araç kaç kilometre yol gitmiştir?
144 kilometrenin önce 1 bölü 9'unu bulalım. 144'ü 9'a bölersek 16 buluruz. 5 bölü 9'unu bulmak için de 16 ile 5'i çarparız. 16 ile 5'i çarpınca da 80 kilometre buluruz. Bu araç 80 kilometre yol gitmiştir. 3. Hasan'ın 186 bilyesinin 2 bölü 6'sı beyaz, geriye kalanlar mavidir. Hasan'ın kaç tane mavi bilyesi vardır? Önce Hasan'ın beyaz bilye sayısını bulalım. 186'nın 1 bölü 6'sını bulalım önce. 186'yı 6'ya böldüğümüzde 31 buluruz. 2 bölü 6'sını bulmak için de 31 ile 2'yi çarparız. 64 olur. Hasan'ın 64 tane beyaz bilyesi vardır. O zaman mavi bilye sayısını bulmak için 186'dan 64'ü çıkardığımızda 122 tane mavi bilyesi olduğunu buluruz. 113. sayfa etkinlik 1. Bir havuzun 3 bölü 7'si 210 litre su ile dolmaktadır. Buna göre havuzun tamamı kaç litre su ile dolar? Havuzun 1 bölü 7'sini bulmak için 210'u 3'e böleriz. 3'e böldüğümüzde 70 olur. Tamamını bulmak için 70 ile 7'yi çarparız ve 490 buluruz. Evet, bu havuzun tamamı 490 litre su ile dolmaktadır. 2. Bir kütüphanedeki kitapların 3 bölü 7'si 420'dir. Buna göre kütüphanede toplam kaç kitap vardır? Şimdi 3 bölü 7'si 420 ise 1 bölü 7'sini bulmak için 420'yi 3'e böleriz. 420'yi 3'e böldüğümüzde 140 buluruz. Bu 1 bölü 7'sidir. Tamamını bulmak için 140 ile 7'yi çarparız. 140 ile 7'yi çarptığımızda 980 buluruz. Bu kütüphanede toplam 980 kitap vardır. 115. sayfa. Pekiştirelim. 1. Bir ormanlık alana 360 fidan dikilmiştir. Dikilen fidanların 5 bölü 12'si çam fidanıdır. Buna göre kaç tane çam fidanı dikilmiştir? Önce 1 bölü 12'sini bulalım. 360'ı 12'ye bölersek 30 buluruz. 5 bölü 12'sini bulmak için 30 ile 5'i çarparsak 150 buluruz. Bu ormana 150 tane çam fidanı dikilmiştir. 2. Bir benzin istasyonuna günlük 180 araç gelmektedir. İstasyona gelen araçların 4 bölü 9'u otomobildir. Buna göre istasyona gelen otomobil sayısı kaçtır? Şimdi 180'in 4 bölü 9'unu bulacağız. Önce 1 bölü 9'unu bulalım. 180'i 9'a bölersek 20 buluruz. 4 bölü 9'unu bulmak için de 20 ile 4'ü çarparsak 80 buluruz. Evet, istasyona gelen otomobil sayısı 80 adettir. 3. Bir klima tuşuna basıldığında oda sıcaklığının 1 bölü 8'i kadar sıcaklığı azaltmaktadır. Oda sıcaklığı 24 derece iken bu tuşa bir kez basıldığında odanın sıcaklığı kaç derece düşer? Şimdi 24'ün 1 bölü 8'ini bulalım. 8'e bölelim. 24'ü 8'e bölersek 3 buluruz. Tuşa bir kez basıldığında odanın sıcaklığı 3 derece düşer. 4. Tuna cebindeki parasının 2 bölü 5'i ile fiyatı 40 TL olan şapka almıştır. Buna göre Tuna'nın başlangıçta cebinde kaç Türk lirası vardır? Şimdi cebindeki paranın 2 bölü 5'i 40 liraysa 1 bölü 5'ini bulmak için 40'ı 2'ye böleriz. 20 buluruz. 1 bölü 5'i 20 ise tamamını bulmak için 20 ile 5'i çarparız ve 100 buluruz. Tuna'nın cebinde 100 lirası varmış. 5. Hakan'ın gideceği yolun 4 bölü 9'u 200 metredir. Hakan'ın gideceği yolun tamamı toplam kaç metredir? Evet, 4 bölü 9'u 200 metre ise 1 bölü 9'unu bulmak için 200'ü 4'e böleriz ve 50 buluruz. Tamamını bulmak için de 50 ile 9'u çarparız ve 450 metre buluruz. 6. Müzik aletleri satan bir mağazada üflemeli çalgı aletlerinin sayısı mağazadaki çalgı aletlerinin tamamının 2 bölü 9'u kadardır. Mağazada toplam 36 tane üflemeli çalgı aleti vardır. Buna göre mağazada toplam kaç tane çalgı aleti vardır? Şimdi çalgı aletlerinin tamamının 2 bölü 9'u 36'ymış. 1 bölü 9'unu bulmak için 36'yı 2'ye böleriz. 12 buluruz. Tamamını bulmak için de 12 ile 9'u çarpınca 108 buluruz. Mağazada toplam 108 çalgı aleti vardır. 116. sayfa bölüm sonu değerlendirme 1. Yanda eş parçalara ayrılmış sayı doğrusunda bir A noktası belirlenmiştir. A noktasına karşılık gelen kesrin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 0 ile 1 arası 7'ye bölünmüş. Birincisi işaretlenmiş A olarak. O zaman A kesri 1 bölü 7'ye denk gelmektedir. Doğru cevap B şıkkıdır. 2. Aşağıdaki kesirlerden hangisi diğerlerinden daha büyüktür?
Verilen kesirlerin hepsi birim kesir. Paydası küçük olan daha büyüktür. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkıdır. 3. Yandaki tabloda çiçeklerin bazılarının metre cinsinden boy uzunlukları verilmiştir. Bu çiçekler boyu uzun olandan kısa olana doğru sıralandığında sümbül baştan üçüncü olmaktadır. Buna göre sümbülün boyu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tabloya baktığımızda gülün boyu 1 metre, lalenin boyu 7 bölü 8, nergisin boyu 1 tam 4 bölü 16. Şimdi en büyük olan 1 tam 4 bölü 16 ile nergis. Birinci sırada bu olacak. Daha sonra ikinci sırada gül var. Üçüncü sırada sümbül olacakmış ve dördüncü sırada da 7 bölü 8 ile lale var. Şimdi sümbülün boyu hangisi olabilir ona bakalım. Sümbülün boyu 1 ile 7 bölü 8 arasında olacak. 1 bölü 2 olamaz. 15 bölü 16 olabilir mi bakalım. Şimdi 7 bölü 8'i 2 ile genişletirsek 14 bölü 16 olur. Dolayısıyla 15 bölü 16 sümbülün boyu olabilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 3 bölü 4 olamaz. Bunu 4 ile genişlettiğimizde 12 bölü 16 olur. 14 bölü 16'dan küçük. 5 bölü 8 bunu 2 ile genişlettiğimizde 10 bölü 16 olur. Bu da gene 14 bölü 16'dan küçük. Doğru cevap B şıkkıdır. 4. Bir mukavvayı eş parçalara ayıran önder parçalardan 20 tanesini boyamıştır. Boyanan parça sayısı tüm parça sayısının 4 bölü 5'i kadardır. Buna göre önder mukavvayı kaç parçaya ayırmıştır? Şimdi şöyle yapalım. Boyanan parça sayısı tüm mukavvanın 4 bölü 5'iymiş ve önder 20 tanesini boyamış. Bize şurası soruluyor bakın kaç parçaya bölünmüş. Şimdi 4'ün 5 katı 20. O zaman 5'in 5 katı da 25 olmalıdır. Önder mukavvayı 25 parçaya ayırmıştır. Doğru cevap B şıkkıdır. 5. Bir aracın yakıt deposunun 7 bölü 12'si 35 litre benzin almaktadır. Buna göre bu aracın yakıt deposu toplam kaç litre benzin alır? Şimdi 7 bölü 12'si 35 litre benzin alıyorsa 1 bölü 12'sini bulmak için 35'i 7'ye böleriz ve 5 litre buluruz. Tamamını bulmak için de 12 ile 5'i çarparız ve 60 litre buluruz. Bu aracın yakıt deposu 60 litre benzin almaktadır. Doğru cevap A şıkkıdır. 6. 19 bölü 4 büyüktür, 19 bölü üçgen büyüktür, 19 bölü yıldız büyüktür, 19 bölü 21 şeklinde sıralanan kesirlerde üçgen ve yıldız birer doğal sayıdır. Buna göre yıldız eksi üçgen işleminin sonucu en fazla kaç olabilir? Şimdi burada kesirlerin payları aynı. Paydası küçük olan daha büyük oluyor. O zaman yıldız en fazla 20 olabilir. Buradaki üçgen de en az 5 olabilir. 20'den de 5'i çıkardığımızda işlemin sonucunu 15 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 7. 23 bölü 5 bileşik kesirini tam sayılı kesire çevirdiğimizde yıldız tam üçgen bölü 5 kesirini elde ederiz. İfadesinin doğru olabilmesi için yıldız ve üçgen sembolleri yerine yazılacak sayıların toplamı kaçtır denmiş. Şimdi 23'ü 5'e böldüğümüzde 4 olur. 4 tam 3 bölü 5 şeklinde yazarız. Yani yıldız 4, üçgende 3 olduğunda bunların toplamı 7 olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. Altıgen ve üçgen birer doğal sayı olmak üzere 6 bölü üçgen eşittir 18 bölü 33 eşittir altıgen bölü 99'dur. Buna göre altıgen eksi üçgen işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunlar birbirine denkmiş. 6, 18 olmuş. Bakın 3 katı. O zaman 33'ü 3'e bölersek buradaki üçgeni 11 buluruz. Sonra 33, 3 katı 99 olmuş. O halde 18'in 3 katını alacağız. 18 ile 3'ü çarparsak 54 olur. Demek ki buradaki altıgen de 54'müş. 54'ten de 11'i çıkarırsak 43 buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 9. Birim kesir oluşturmak için bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Bu programda kesirin paydasına yazılan doğal sayının karesi alınarak birim kesirler elde edilmektedir. Yanda paydasına 4 yazıldığında elde edilen birim kesir gösterilmiştir. Paydaya kaç yazılırsa elde edilen birim kesir 1 bölü 5 ile 1 bölü 10 arasında olur. Şimdi paydaya 3 yazarsak 1 bölü 3'ün karesi bu 1 bölü 9 olur. 1 bölü 5 ile 1 bölü 10 arasındadır. Evet bu doğrudur. Demek ki cevap A olacak. Paydaya 6 yazarsak o zaman 1 bölü 6'nın karesi 1 bölü 36 olur. Bu sayı arkadaşlar 1 bölü 5 ile 1 bölü 10 arasında değildir. 8 yazarsak 1 bölü 8'in karesi 1 bölü 64 olur.
Bu da 1 bölü 5 ile 1 bölü 10 arasında değildir. 9 yazarsak 1 bölü 9'un karesi 1 bölü 81 olur. Bu da gene 1 bölü 5 ile 1 bölü 10 arasında değildir. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. Yukarıdaki verilen oyuncak arabalar arasındaki mesafe 60 santimetredir. Kırmızı araba bu mesafenin 4 bölü 5'i kadar, mavi araba bu mesafenin 1 bölü 10'a kadar ok yönünde hareket ettiriliyor. Buna göre son durumda arabalar arası mesafe kaç santimetredir? Şimdi kırmızı araba ne kadar gitmiş onu bulalım. 60'ın 4 bölü 5'ini bulacağız. Önce 60'ın 1 bölü 5'ini bulalım. 60'ı 5'e bölersek 12 olur. 12 ile de 4'ü çarparsak 48 buluruz. Evet, kırmızı araba 48 santimetre yol gitmiş. Mavi araba 60'ın 1 bölü 10'u kadar gitmiş. 60'ı 10'a bölersek 6 buluruz. Evet, bu da 6 santimetre gitmiş. Son durumda aralarındaki mesafe ne kadar olur? 48 ile 6'yı toplarsak 54 olur. 60'tan da 54'ü çıkarırsak geriye 6 santimetre kalır. Son durumda aralarındaki mesafe 6 santimetredir. Doğru cevap D şıkkıdır.